Evet dostlar, görevin bir kısmını tamamladık. Şöyle çıkacak Pokemon'ların az çok kış Pokemon'ları, yani şu anki Pokemon'lar olduğunu tahmin etmiştik. Farklı türde Pokemon beklemiyorduk. IV'leri iyi gelsin yeter. Şu an yakaladığım Pokemon'un bende iyi IV'lisi yok. O yüzden son evrimini yapmadım. Gelirse iyi olur. Evet, şu Pokemon'a ihtiyacım yok. Vermişken kostümlüsünü verebilirdi. Evet, yürürken oynamak gerçekten sıkıntılı. Görev adına dışarı çıktım. 2 kilometreyi doldurdum. Şöyle bakalım. Evet, bu da çöp çıktı. Şaşırmadık. Şunu deneyelim. Bir tütsü verecekmiş. Evet, işin garip tarafı Pokemon'un da bende iyisi yok. Yani kış Pokemon'larında biraz eksiğim olduğu doğrudur. Bu eksiğimi bu sezonda tamamlarım diye düşünüyorum. Şöyle son Pokemon'u da alalım. Tütsü, Mega Enerji ve bir Pokemon. Evet, bu Pokemon'un hem Shadow hem normal halinin full'ü var bende. Yani o yüzden Pokemon konusunda sıkıntım yok. Çok kullandığım bir tür değil ama güçlü Pokemon aslında. Şöyle bakalım. Evet, çok gerekli olan bir Pokemon değil benim için. Tekrardan 2 kilometre yürüyeceğiz. 10 Pokemon gönderip bu sürü Pokemon yakalayacağız. Şimdi gönderme işlemini hemen yapalım. Zaten fazlasıyla gereksiz Pokemon'umuz oldu. Şöyle şunları bir gönderelim. En azından bir kısmını burada görmüş oluruz. 2 kilometre yürü diyor zaten. Bugün içinde tamamlayamam. Zaten 10 günlük, 16 günlük bir görev. Ufak ufak tamamlarım. Belki de birleştirip atarım. Yani birkaç güne bitirmiş olurum. Bu Pokemon'u da tipten dolayı sevmiyorum. Bu arada 2 small geldi. Biliyorsunuz artık ebatlar önemli. Görev tamamladıkça bu videonun peşine birleştirip size bir toplu şekil halinde, görevin toplu halini şeklinde atarım. Belki de 3 gün sürecek, bilmiyorum ama o şekilde bir planım var şimdilik, değişiklik gösterebilir. İyi seyirler dostlar, izlemeye devam edin. Evet dostlar, bu da görevin ikinci kısmı. Biliyorsunuz görev 4 kısımdan oluşuyor. Yine Pokemon'larımızı, gelen Pokemon'larımızı almaya devam ediyoruz. Bu şekilde sonuna kadar ne alabileceğinizi, görevlerden ne gelebileceği ya da bize ne geleceğini görebilirsiniz. İzlemeye devam ederseniz. Eğer buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa da like atmayı, abone değilse de abone olmayı lütfen unutmasın. Şöyle Shiny falan bekliyorum. Eğer gelirse güzel olur. Bu tarz Pokemon'ların özellikle kostümlü Shiny'ler çok değerli oluyor. Çünkü bir kostümlü Shiny gelirse hiç fena olmaz. Buraları sonradan hızlı geçeceğim. Siz direkt 3. bölümü göreceksiniz. Böyle görevi, biletli görevi tamamen tamamlamış olacağız dostlar. Bilginiz olsun. Güzel Pokemon. Evrimi daha bende yok. Daha tam evrimi hak edecek bir boyutta yakalamadım. Yakalarsam bunun da evrimini sizlerle paylaşırız. Hadi bir sonraki bölüme geçelim. Şimdiden iyi seyirler dostlar. Evet dostlar, 2. gündeyiz. Görevin 3. kısmındayız. Devam ediyoruz. Bu Pokemon'dan istiyorum bu arada, görmüşken. Hatta kışa geçtiğimizde Pokemon'u görünce heveslendim. Çünkü evrimini geçen sene yapamamıştım. Umarım iyi bir tane alırız. Fena değil. En azından evrimini denemeye değer. Şöyle bakayım. 3 evrim var. Ve ben yapamadım. Biraz bekleyelim. Belki daha iyisi gelir. Evriminde yaparız. Evet, gereksiz Pokemon'lardan biri benim için. Sevenleriniz var mıdır yok mudur bilmiyorum ama çok böyle görünce mutlu olduğum Pokemon'lardan biri değil. Tamam, hatta direkt gönderelim. Aha. Bu da neymiş böyle? Daha önce görmediğime eminim. Buz hali mi acaba bu? Buz hali olmaması lazım ya.
Niye bu kadar agresifsin dostum? Evet, buz haliymiş. Ben ama daha önce yakalamadığıma eminim. Ben hatırlamıyorum. Evet, neyse ki görevlerden farklı bir şey geldi. Bu zaten bildiğimiz Pokemon. Evrimi de güzel oluyor bunun. Hoş bir evrim var. Sanırım son bir 2 kilometre daha yürütecek. Şöyle bakalım. Yani IV olarak çok ihtiyacımız olan şeyler değil. Yumurta çatlat. Farklı buz türü. Tamam, güzelmiş. Görevin sonuna geldik. Yumurta zaten her türlü çatlar. Görevin devamında buraya kadar izleyen arkadaşlar zaten bileceklerdir. Bunları bekletiyorum dostlar, bu yumurtaları. Cumartesi pazar, yani 17'sinden sonra bunlara basarak daha az miktarda açılmalarını sağlayacağım. Daha kısa sürede, yoksa baya bir şeyim var zaten, kuluçkam var zaten. Artık görevin sonunda buluşmak dileğiyle dostlar. Evet dostlar, görevin de sonuna geldik. Yaklaşık 2 ila 3 gün falan sürdü görev. İçinde tabi yürüme görevleri olduğu için yürüme görevleri biraz uzun sürüyor maalesef. Onları da hallettik. Görevinde tamamen sonuna geldik. Bu şeyden, oyun mağazasından alabileceğiniz, parayla alabileceğiniz bir görev. Siz artık değer mi değmez mi değerlendirirsiniz. Genelde bu tarz görevlerde görünüş de veriyor, görünüm de veriyor. Onunla birlikte değerlendirin. Değer mi değmez mi artık siz ona göre alırsınız. Ben sizin yerinize alıyorum. En azından ne alabileceğinizi ya da karşınıza neyin çıkacağını bilin diye, neyin çıkacağınızı bilin diye bir hediye pozu da var. Şöyle hediyeyi elinde tutup oynadığı bir poz da var. Onunla birlikte gelen bir şey. Genelde bu tarz görevlerde poz veriyor. Poz çok iyi mi? Çok iyi değil. Eğer daha önce bir pozu olmayan arkadaş varsa belki kullanabilir ama benim kullanacağım bir poz değil. Bu arada bugün de görevler geldi. Ayın 17'si için diyorum. Videonun yayınlanacağı tarih için bugün diyorum. O görevleri de beraber yapacağız. Kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın dostlar. Sizlere siz görevleri yapmadan önce neyle karşılaşacağınızı ya da takılacağınız yer olursa ne yapacağınızı görün diye sizden bir tık önde gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur dostlar. Evet, görev de bitti. Pozumuz bu. Elimizde hediye tutuyor. Daha denemedim. Deneriz bir ara. Hediye pozumuzu aldık. Son Pokemon'umuz yine Mine. Bunu da alacağız. Bundan iyi bir IV'li gelirse de bunu belki evrimleştiririm. Çok farklı böyle bir kılığa bürünmüyor. Zaten az çok aynı tiplerde bir şey oluyor. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşuna giden arkadaşlar like atarak bunu bana gösterebilir. İyi seyirler dilerim şimdiden dostlar. Yeni görevlerde buluşmak dileğiyle.